Minecraft'ın yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün baskıncı kulesini nihayet bulduk ve baskın aldık. Daha sonra böyle hoblim, sınırsız et ve demir farmı falan filan. Gerçekten çok iyiydi. Ha, mızrak bulduk ve yayımızı mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz şu anda. Aynı zamanda zümrüt farmımız çalışıyor, mükemmeliz yani. Şu an tatildeyim ve ayın 26'sında tekrardan yayınlara başlıyorum. Ekiple Minecraft Hardcore'a başlayabiliriz. Kesin bir şey yok ama başlayabiliriz. Bakalım, mutlaka ayın 26 aslında yayınları çift günler şeklinde devam edecek, mutlaka bekliyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ben yine yayında kayıt açmadım ama Minecraft'ta yapılacak böyle ıvır zıvırlarımı falan filan tamamen hallettim. Bütün sandık düzenlerimi falan filan oluşturdum. Bütün sandıklar tertemiz, mis gibi oldu şu anda. Cidden hiçbir yerde fazlalık sandık falan filan yok. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Bugün yapacağımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar, müthiş bir farm yapacağım ve o farmda ölebilme ihtimalim var. Hoblin farmı katman kayasının üstünde, Nether biyomunda yapacağım onu. Yani Nether'daki katman kayasının üzerinde. Ölebileceğimden dolayı ölmeme totemi almam lazım. Şeylerden bir baskın yemem lazım. Zaten elitram var gördüğünüz gibi. O yüzden baskıncı kulesini bulup baskıncı kulesine en yakın yere baskıncıları çekip oradan ölmeme totemi almam gerekiyor. Öncelikle bu bir. Ama en önemli şeylerden biri, bana bu baskında güçlü bir yay gerekiyor. Gördüğünüz gibi yay, yani bu aslında yay yak değil, koyduk adını ama güç 3 alev falan filan var. Çok alakasız şey yapmam gerekiyor ya, düzeltmem gerekiyor. Dün yayında işte şu oldu. Burayı zombiler bastı ve nasıl oldu anlamadım cidden. Yani zombilerin burada ne alakası var? Ne yaşandı hiçbir fikrim yok ama zombiler burayı bastı. Kimisinin elinde çiçek olduğu için kaybolmuyorlar. Enteresanlar ya, nasıl yapabiliyorlar bunu? Ben zombi köylüye vuracağım ya. O da yansın. Bu da yansın. Ölebilir misin artık? Yemin mi ettin lan ölmemeye? İkisi kayığa girdi. Bu çok güzel bir haber. Evet, şunu da şurada aldığımız zaman bize bir tane patlayıcı iksir, ama bunları çoğaltmamız lazım. Bunlar köylü olduktan sonra bunları çoğaltırız. Tamam. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben o hoblin farmı için bloklarımı falan ısıtmaya koymuştum. Isınıyorlar mı lan? Ha, kumlar ısınmaya başladı. Bu kumlardan sonra şu taşları falan ısıtacağım ben. Kırık taşları ısıtıyorum. Onları bir daha ısıtıyorum. Düzgün taş falan oluyor. Şimdi abi bunları ayırmamız gerekiyor ama nasıl yapacağız ya bunu? Bir dakika, şurada bir tane kayık vardı zaten. Kırıyorum. Kırdım. Bir tanesini buraya koydum. İkiniz oraya gelmeyin lütfen. İkiniz aynı kayaya oturmayın ama lütfen ya. Nasıl yapacağız abi? Böyle koysak. Tamam. Bunu kırsak. Tamam, gel bir tane. Buraya gel. Hah, süpersiniz. Şuraya bir atalım yere. İkisi etkilendi mi bilmiyorum. Tamam, etkilenmişler. Tamam, sıkıntı yok. Okey. Sıkıntımız yok. Onlar dönüşüyorlar. Biz buradan işlerimizi falan halledelim. Bizim yay için gerekli malzemelerimiz var mı? Hemen bir bakalım. Yay. Ağzınız. Güç 4. Aga, güç 4 yerine güç 5 verseydin çok iyi olurdu ya. Üf. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Güç 4'ü alsam mı, almasam mı? Üf. Kararsızım. Bak ben böyle durumlarda kararsız kalıyorum ya. Neyse, alıyorum ya. Şimdilik güç 4 olsun. İleride güç 4 çıkarsa direkt yaya basarız. Tamam mı? Güç 3'ten her türlü iyidir. Tamam, güç 4. Yanımızda bir de alev vardı bizim. Yayımızı koyalım. Alevimizi koyalım. 2. Ondan sonra kırılmazlık tamir koymamız lazım. Kırılmazlık tamir. Tamir bir tane alayım ya. Fazla mal göz çıkartmaz. Kesin vardı ama. Kırılmazlığı da alayım. Tamam. Kırılmazlığı bastım 4'e. Tamiri bastım. Şuraya bir giriyoruz. Bunlar oldu mu? Aa, bir tanesi çok iyi ya. Bak, bunu hiç beklemiyordum. Bu ne satıyor? Ganimet 3 satıyor 1 zümrüte. Buram, bir şey söyleyeceğim. Ganimet 3 köylüsüydün sen. 18'e satıyordun, 1'e düşürdün de. Çaplık da satıyor bu arada. Bu iyi, değerli bir köylü olabilir. Olsun, değerli. Değerlisin. Ganimet 3'ü 1'e alacağız senden. Al, bu senin kürsün olsun. Al şu işi. İşi al. Yumruk lazım bana, yumruk. Ya keşke kitaplığı 1'e satsaydın ya. Ulan kitaplığı 1'e satan şey kütüphaneciler çok da atış olmaz. Biraz deneyeceğiz arkadaşlar. Bu yumruğu bulana kadar deneyeceğiz. Yumruk 2 zor çıkan bir şey değil. Eklem bacakların kıyameti. Biraz uğraşacağız arkadaşlar yay için. Güç 4. Almayacağım güç 4 ya. Yok, vazgeç. Almayacağım. Yok yok. Güç 4'e gerek yok. Bize yumruk lazım şu anda. Derin koşucu. Güzel büyüler veriyor bu arada. Ah! Özür dilerim. Özür dilerim. Bloğu kıracaktım. Sana vurdum yanlışlıkla. 4'e satmaya başladı. Allah benim belamı versin ya. Neyse, 1'e satıyor. Hadi abi artık yumruk ver ya. Verimlilik 5. Vay be. Ulan vay be. Neler veriyorsun öyle de.
Servet 3 mü? Oğlum bende Servet 3 yoktu ki. Servet 2 var bende, Servet 3 yok. Çok fazla yükseldim şu anda şuna ya. Bak bu Servet 2. Ben Servet 2'yi böyle Servet 3 yaptım. 13'ten alıp. Servet 3'üm yok. Valla dayanamıyorum. Servet görünce dayanamadım ya. Üzgünüm. Sattım yumruğu. Arkadaşlar yumruğu... Lan kapıya ne olmuş lan? Aga ne yaşanıyor? Benden başka birisi mi giriyor buraya? Ben o kapı ne zaman kırıldı hatırlamıyorum bile. Abi mallık yapma. Yaptım. Mallık da yaptım. Aldım da. Onları alırsınız ha. Gösteriyorum şu anda arkadaşlar. Ama öncelikle kedilerimizi çevirelim ondan sonra. Çünkü unutacağız. Yapmadığımız anda direkt unutuyoruz. Lan hayır. Allah belanı versin lan. O ne? Tamam direkt otur. Direkt otur. Sen burayı kolluyorsun. Bir tane de şurada vardı. Yanılmıyorsam. Lütfen 3 tane yol. Ha oldu güzel. Öteki neydi öyle ya? Ay bir tane fazladan koydum. Sen bir de gel ya, burası çok ücra bir köşe. Mesela neresi olur biliyor musun senin yerin? Şurası olabilir. Şurada çok creeper doğuyor. Gel buraya. Tamam şurası. Ara ara kedi yapacağım. Size bir yer göstermek istiyordum ben. Onu hemen göstereyim size. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası tuzak ormanı yaptım ben buraya. Her yere tekne yaptım. Şöyle göstereyim daha iyi görürsünüz diye. Her yerde tekne var görmüş olduğunuz gibi. Burada kedi ve mob yakalıyorum. Burası tuzak ormanı gördüğünüz gibi. Bir anlamı yok. Sadece yapmak istedim. Şu ağaca baktığımız zaman arkadaşlar ben bunu dün yayında ektim ama videoya çekmedim. Bu kendi kendine vallahi hiç kemik tozu koymadan vurmadan kendi kendine büyümüş. 6'ya 6 toplam 36 bloktan oluşan bir ağaç. Aynısından şu anda bir tane daha yapalım. Ve ondan sonra işimize geçelim ya. Şuraya bir yere ekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakalım yayın boyunca büyüyecek mi? Büyürse ne ala. Evet. Alüyumlarımızı bir yere ekmemiz lazım. Evet. Ben ekeceğim yeri buldum aslında. Evimin önüne ekeceğim. At kopatımız da burada zaten. Şurası ideal bence. 3 mü olsa lan? 3 olsun ya. Aga. Niye bozuldu lan orası? Alüyum nasıl bir şey ya? Onu merak ettim. At kopatın içindeyim şu anda. Alüyum çok özel bir şey değil. Sadece adı alüyum. Alüyum olduğu için adı hoşuma gitti arkadaşlar. Alüyum yani benim adım da Ali olduğu için. Çok özel bir şey değilmiş ya. Tüh ben daha güzel bir blok zannediyordum bunu ya. Şunun yerine alüyum ekelim. Sizce güzel mi? Bence güzel bu arada ya. Aynen güzelmiş. Mızrak bulmaya gidebiliriz. Mızrak bulmak. Güzel bir fikir olabilir. Biraz da mob farmına bakmış oluruz mızrak bulmaya çalışırken değil mi? Aynen. Umarım mızrak bulabiliriz bu arada ya. Mob farmındayız. Mob farmında abi lütfen Allah rızası için bana cidden lütfen bana şey verir misin? Abi şunlar hala kaybolmamış. Dün attıydım ben bunları buraya. Gerçek. Aa mızraklı. Allah çarpsın gölgesini gördüm. Mızraklı şurada. Heh, merhaba. Lan mızraklı değilmiş bu oltalıymış ya. Yanlış mı gördüm abi? Oltayı mızrak gördüm ya. İnanılmaz. Benim buraya gelmemin amacı abi huniler tıkanıyor. Ben şunları şöyle bir koyayım da. Şuradaki huniler falan filan tıkanıyormuş. Arkadaşlarımız bazıları... Lan. Ha merhaba. Lan oğlum nasıl dönmeler? Lan neredesin? Allah belanı versin senin. Sen küçüksün. Düştü mü lan? Düştü mü lan? Düşmemiş olabilir. Düşmedi ya. Çocuk çıktı. Hızlı hareket etti. Gördünüz mü? Tamam güzel. Bence kesinlikle burayı bak %100 diyorum. %100 burayı örümcek tıkıyor. %100. Mızrak düştü. Oğlum şu boğuklardan çıkacağını mızraklı boğuk çıksa daha iyi olmaz mı ya? Düştü mü lan? Abi düşsün artık lan. Yine düşmedi değil mi? Abi nasıl düşmüyor ya? Bu kaçıncı mı? Bayağı 6-7 tane kestim şimdiye kadar. Düşmüyor. Düştü. İkinci slotta. Oo, yeah baby. İkinci slota düşmüş. İşte bu sonunda mızrak bulduk lan. İkinci slota dikkat etmemiştim ben. Aga. Abi ne mob farmı yapmışım. Boğuk farmı da aynı zamanda. Gereksiz boğuk geliyor buraya. Ya gerçekten çok sevindim şu anda be. Elytram da tamir oldu. Mis gibi. Vay be. Tamir basacağım. Kör diyen var. Oğlum ne bileyim ya. Çok mutluyum şu anda cidden. Kırılmazlık tamir. Mızrağı hangi büyüleri bassak diye düşünüyorum bir yandan. Tamir kırılma. Lan oğlum siz büyücü müsünüz? Buradan nasıl çıkabiliyorsunuz? Abi şuradan çıkmanın yöntemi var mı? Eğilerek mi çıkıyorsunuz? Yo. Buradan çıkılmaz ki. İmkansızı başarıyorsunuz. Ne yaşıyorsunuz? Neyse tamam. Buradayken yatakta uyuyup çıkıyorlar değil mi? Yatak var diye. Tamam. Otomatik yatağa tıklayıp uyuyabiliyorlar. Anladım tamam. Okey. 2. Bir de üstüne kırılmazlığı bastık. 4 de bu. 47 level'ımız kaldı. Mızrağımız böyle bizde dursun. Evet. Şimdi zümrüt kasacağız abi. Evet. Bunu yapacağız. Ben dün kayıt altına almadığım yayında yani 10 saat yayın yaptım ya son 3 saatinde şu sandığı düzenledim. Sanırım yayında getirdim. Satmaya başlıyorum. Tüy de satabiliyorum.
Şu anda satabileceğim elimde malzeme kalmadı maalesef. Diğer bütün malzemelerimi şuraya koyuyorum. Şuradaydık galiba. 4 stack falan. Aynı zamanda küreğimiz de yaralandı. Bu da çok iyi. Şimdi isim etiketlerine isimler yazalım abi. Hadi bakayım. Çünkü kedileri koyacağım yer çok önemli. Bu şımarıktı. Şımarık. Diğer kedimin adı karartıydı. Bir tane kedimin adı. Önce şımarığı koyalım. Bu şımarık. Karartı nerede? Burada. Koydum. Duman'a benziyor. Duman. Senin adın Duman. Böyle gri gri ya. Çirkin lan bu. Senin adın Çirkin. Bu çirkin zaten belli. Yani gerçekten çok çirkin bu arada. Çirkin lan. İsmini yansıtsın yani, anladın mı? Bu Duman. Tamam, güzel. 5 tane kedimize de 5 tane isim verdiğimize göre artık baskıncı kulesini arayabiliriz abi. Bugün yine akıyoruz. Atkopat'a ver. Aa, Atkopat'ın ismini vermedik değil mi biz? Dur dur dur. Aa, doğru diyorsun aga. Kırıldı. Allah kahretsin yine ya. Aşk iştom. Neredesin? Benim güzel atım ya. Al bakalım. Senin elmas eğerini de yakında getireceğim, tamam mı? Biz böyle anlaşıyoruz akrobatla. Yani bu şey yapmayın ya. Gidelim. Ne tarafa gideceğim hiç bilmiyorum ama. Bir yere gideceğim işte. Evet. Buralar gayet iyiydi. Çok iyi yerler buralar ya. Buralara bir ara base falan filan yapmayı düşünüyorum. Buralar çok iyi. Okyanus. Terakota biyomu olsa inerim, terakota toplayabilirim ha. Oo tamam, bataklık. Küçük bir bataklık. Şey, yağmur ormanı biyomu denk gelse güzel olmaz mı lan? Lan yağmur ormanı ya. Abi loot yok ki ya. Köylerde artık loot yok, farkında mısınız? Eksi 3800'lerdeydi o köy. Unutmayın. Sakın. O köyü lootlayacağız. Güzel bir yomdayız şu anda. Bak, kocaman bir dağ. Oh yeah baby. Come on baby. Yeah baby. Köye çok yakın. Demek ki ben burada baskını başlatsam o köye baskın yapılacak. Şimdi. O zaman bizim yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Taktiksel ilerleyeceğiz, tamam mı? Ben bu kuleye hemen saldırmak yerine köyü bir düzenleyeceğim. Şimdi şöyle bir düzenleyeceğim köyü. Şurada bir yerde köy vardı. Hem köy buldum hem de baskıncı kulesi buldum yani, hani bilmiyorum, enteresan, çok güzel. Zili çalacağım. Evlerine gidecekler. Köylülerin kapılarını kapatacağım. Daha sonra köye güvenli bir bölge oluşturacağım. O güvenli bölgenin dışına golem koyacağım. Bana gelemeyecekler. Kapılara giremeyecekler. Bir şeyler yapacağım ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çitle beraber, hani hatırlıyor musunuz? Önceki sunucuda etrafını sarmıştık ya. Onu yapsam biraz uzun sürer ya. Ben golemleri koyayım, direkt başlayayım bence. 3, 4. Şu birinci golem. Kiralık yardımcı. Eyvallah kardeşim. Ya Allah kahretsin seni ya. O çimenler etkiliyor, biliyorsunuz mu? Köyün merkezine biraz yapalım. Köylüler, evinize girmeniz lazım. Bunu biliyorsunuz değil mi? 3. Köyün her tarafında bir golem olsun bence. Tamam. Bütün evlerin kapılarını kapatıyorum. Bütün köylüler uyuyor zannedersem şu anda. Evet, bu kapı kapalı. Köylülere hiçbir şekilde zarar gelmesin. Evler bitti mi lan? Bitti. Sabah olsun. Baskınımızı alalım abi. Hadi bakalım. Çok iyi. Küçük bir köymüş zaten. Gidiyoruz aga. Öncelikle ben buradaki gerizekalıya şey vurmamam gerekiyor değil mi? Yakarak öldürmemem gerekiyor. Ve ben diğer o köye gittiğim zaman baskın alacağım. Bu iki kural çok önemli. Oraya gidiyorum ve baltamla beraber onları öldürüyorum. Var mı lan? Patron burada mı? Patron burada mı hacı? Blok yok bende ya. Bir dakika, bir dakika. Blok ihtiyacımı şurayı dağıtarak alabilirim. Tecrübe eksiri. Tecrübe eksiri. Hadi aldım. Gerek yok yerlerinde. Yok musunuz lan siz? Hacı. Hadi aşağı iniyorum hadi. Bekliyorum hacı. Bunların buraya gelmesini bekliyorum. Aa, bunlar buradalar. Bug'a mı girmişsiniz siz? Patronunuz nerede? Patron lazım bana. Bana bir tane patron lazım ya. Evet geldim. Patron. Merhaba. Evet. Gönüllü sürgün. Bayrak. Bayrak düştü. Nasılsın lan? Şerefsiz. Hadi gidiyorum ben. Sürgün oldum. Güzel. Şimdi hacı, hazır mıyız? Uçmaya hazır mıyız? Diğerler her şeye hazırız zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki ölme ve totemlerini aldıktan sonra daha önemli bir işimiz var. Katman kayasının üzerinde Hoglin farmı yapacağız. Amacımız zaten ona uygun şekilde hareket etmek. Ve baskın geliyor hacı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et. Ya Rabbim. Allah'ım. Geldiler mi? Oh yay yay yay. Neredeler lan? Golemler hallediyor ki. Golemler hallediyor. Ben bir şey yapmıyorum şu anda. Oğlum ama golemler hallederken uyarıcı falan filan. Lan ölümsüzlük totemi nereye düştüğünü nereden anlayacağım? Her yer golem. Kalabalık geliyorlar. Oho. Allah Allah. Oğlum ben böyle alamam ki. Her yer golem. Golemleri biraz fazla abartmadık mı? Şu anda totem gelmedi değil mi henüz? Ha geldiler. Cadı madı var. Düştü mü lan bir şey?
Selam. Çabuk ölüyorlar oğlum. Daha şimdiden dana geldiğine göre acı. Nereden geliyorlar şimdi? Onu bir tespit etmem lazım. Golemlerin arasına giriyorlar. Bu kadar golem onları geçirtmez ki. Oğlum golemler çok fazla. Ben hiçbir şey yapmadan şu anda kendi kendine baskın bitiyor. Onu fark ettiniz mi? Bir tane totem yeter bana ya. İkinciyi aramıyorum cidden. Vallahi bir tane totem yeter. Bir tane kaldı. Totemli gelmezse bir tane daha saldırı alacağım abi. O totemi istiyorum ben. Bir tane kaldı. Nerede o? Nereye sıkıştı acaba şimdi o? Nerede olabilir o? Bir kişi daha var ama. Aa. Ha. Oğlum o mağaraya gitmiş. Bir dakika. Çanı çalınca yerlerini görüyorsun. Dibimde. Mağarada. Nerede olduğu belli değil malın. Şu anda üstündeyim. Ne yapacağım abi ben bunu nasıl? Ben buna mı gideceğim şimdi? Bunu öldürmek zorunda mıyım ben? Aa cadıymış o. Cadı merhaba. Tamam diğer baskın geliyor. Şuradan girmiş şerefsiz. Aga orayı kapatmak lazım diyeceğim de şu anda diğer baskına bir bakmam lazım bir dakika. Geldim. Kim vurdu? Bir şey vuruyor bana. Buralara hep gideceğim. Öl artık öl. Lan ölsene. Abi ölmeme totemi Allah rızası için bir tane düşebilir mi ya? Uyarıcıyı görmeden ölüyor herkes. İnanılmaz şeyler oluyor ya. Golemler ne yapıyorsunuz siz? Golemler sensiz. Aha! Allah rızası için. Allah'ım. Allah'ım ölmeme totemi. Allah'ım ölmeme totemi. Allah'ım. Allah'ım sonunda. Nereden geliyorlar? Çoklar çoklar golemler kurtarın beni. Uyarıcılar uyarıcılar. Her şeysiniz her şeysiniz. Allah'ım yağmur. Golemler kurtarın beni Allah rızası için. Aa! Oo! Aa! Aa! İyi, iyi. Ya ya ya. Ya Rabbim sen bana sabırlar ver. Ha! He! Artık. Aa! Aa! Patla orada. Hayır. Çok vurdu. Golemler. Abi ölmüyor. Ölmüyordu şerefsiz. Golemlerin hepsi öldü. Allah! Bana patlıyor gerizekalı. Sakin Ali. Lan vursana şuna. Uyarıcılar ölmesi lazım. Uyarıcıların ölmesi lazım. Oğlum bu ne kadar hızlı. Hayır siz gelmeyin. Hayır. Lan ne yapıyorum? Tamam. Lan ağzını sıçtım çekil. Şurada bunu da alıyorum. Aldım 2. Lan ne vuruyor? Dikenler vardı bende diye öldü. Ah bugün de ölmedik. Hemen totemleri bulmam lazım hemen. Bir sürü uyarıcı öldü. Şurada bir tane daha. 3. Bunları geç. Arkadaşlar üzerimdeki gereksiz bir şey bana şeker. Su şişesinin içine edeyim. Golemler çok sağ olsunlar ya. Golemlerle beraber olayı hallettik chat. Sabah uyandım yanımda yoksun. Allahu Ekber. 4. Oradaymış. Başka? Lütfen daha var 4 tane. Bana gerçi 4 tane yeter ya şu anlık. Bence Hoblin Farm'ını yapalım tam şu anda. Hoblin Farm'ı biraz tehlikeliydi benim için. Golemler hallettiler. Ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Çok az bir şey yaptım ben. Daha bakmıyorum. Bitti. İşimiz bitti abi. Abi artık gitmenin vakti geldi. Bizim koordinatımıza doğru yol alalım. Tamam. Çıkıyoruz bir yerden abi. Bloklarımızı almamız lazım yanımıza. Burayla işimiz olmayacak bizim daha sonra sanırım. Umarım. Tamam. Çıkmaya devam. Katman kayasına kadar çıkmaya devam. Ateş direncim üzerimde mi? Bir saniye. Merdivenin yerine ateş direncini alıyorum şimdilik. Katman kayasının üzerinde bir nether portalı. Aynen. Katman kayası. Bu katman kayası bizim aradığımız katman kayası değil. Öncelikle biraz karanlık göreceksiniz. Özür dilerim bunun için. Ama ölmeme totemimi sol elinde bulundurmak zorundayım. Şimdi bizim aradığımız yer şurası mı? Hemen bakacağım. Bunun da üstü. Şunun da üstü. Hadi az kaldı. Sanki olacak. Bunun üstü ne? Hemen bakıyorum. 125. Evet gelmişiz. Burası. Arkadaşlar şu anda ben 125'in üzerine basıyorum. Benim şu bulunduğum blok 125'te. Üstüm 128. blok. Hemen kafamın üstünde şey var. Katman kayası var. Bu bir blok. Bak şurası bunun üstünde de var. Anladınız mı? Bu 127. blok. Bu 128. blok. Umarım yanılmıyorumdur. Yanılırsam sıkışıp öleceğim. Ölmeme totemim var ama. O yüzden ölmeme totemini bugün aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet merdivenlerimizi koyduk. Merdiven çok önemli. Bu taktiğin aynısını şey de yapmıştı. Yugo da yapmıştı biliyorsunuz. Şöyle merdivenin üst tarafına atıyorsun ve çıkıyorsun. İşte bu ya. Süper. Güzel. Ölmedik. Bugün de ölmedik aga. Bugün de ölmedik. Biliyorsunuz ki Hoglinler arkadaşlar şeyde doğuyor. Kırmızı biyomda doğuyor. O yüzden kırmızı biyoma bizim gitmemiz lazım. Buranın üzerinde kırmızı biyom bulmamız lazım öncelikle. Ne tarafa gidebiliriz hiç bilmiyorum. Kırmızı biyom arayalım. Burası kırmızı biyom değil mi?
Bence burası kırmızı. Burası bazalt biyomu galiba. Burası nedir taşı? Buranın orta yeri neresi bilmiyorum. Evet, tozlar mozlar var gördüğünüz gibi. Başlıyorum şimdi. Nether portalımızı kuralım buraya. Tam şuraya Nether portalı kurabiliriz. Dünyaya gidip gelmek için burayı kullanacağız. Bu dünyaya açılacak. Burası biz Nether olarak kabul ediliyor. Altı Nether olduğu için üstüne Nether olarak kabul ediliyor. Aman yanlış olmasın. Dünyada nerede olduğumu merak etmiyor değilim ama bakmayacağım şu anda. Daha çok merak edeyim diye. Evet, şimdi çıkalım abi. Nereden? Şuradan bir yerden çıkacağız. 158'e kadar çıkacağız. Buraya bir tane sandık. Huni. Bu Huni'yi merkez kabul edecek şekilde her tarafına 5 tane blok çekiyoruz. 2 oldu. 4, 4, 5. 4, 5. Güzel. Şöyle shift'le beraber dokunursak bu Huni'yi kaybetmeyeceğiz artık. Okey. Hepsi şuradaki hizaya vuracak abi. Hepsi. Nasıl güzel koyduğumu da görmüyor değilsiniz değil mi? Tamam. Hunileri yerleştirdik. Hoglinler yukarıdan bunun içine düşüp fall damage yiyecekler. Yani düşme damage yiyecekler, zararı yiyecekler ve ölecekler. Orta noktamız burasıydı. Tamam mı? Kaça kadar çıkıyoruz? 203'e kadar çıkıyoruz şimdi. Ve 203 geldik. Şu bir. Şuraya bir platform kuruyoruz abi. Daha sonra bunun altını kazacağız zaten arkadaşlar. Topraklarımızla devam ediyoruz. Çok güzel bir platform oldu ama altını kazmam gerekiyor. Küreği niye aşağı bıraktım ben onu anlayamadım ya. Neyse geldik. Sıkıntı yok. Oradan düşecekler, ölecekler. Bu kadar basit. Aslında bakarsan basit bir işlem yani. Hani zor bir şeysi yok. Ben platformun üzerine çıkmam gerekiyor. Nerede orası? Burası. Evet. Buranın üzerinde kalmam gerekiyor benim. Tamam, güzel. Şimdi bu platforma devam edelim abi. Çok güzel yaptım aslında platformu. Merkezi noktası belli. Hatta merkezi noktasında tam bir blok koyalım. Bu farm tamamen bittikten sonra görmüş olduğunuz şeyler çok şaşırtacak sizi. 5'e 5'lik bir platform. 6 çarpık mantara ihtiyacım var. Topraklarla işim bitmiş olabilir. Sen burada kalabilirsin şimdilik. Şimdi mevzumuz şu. Asıl mevzuyu anlatıyorum size. Hoglinler biliyorsunuz ki bu çarpık mantarlardan korkuyorlar. Buraya doğru yönelecekler ve tuzak kapılarını blok zannetip aşağı düşecekler. Aşağı düşünce aşağıdaki fall damage'i yiyecekler ve hunilerden et olarak bize gelecekler. Mevzumuz tamamen bu. Bu kadar basit bir sistem aslında. Evet. Bitmek üzere. 10 dakika AFK beklemeniz gerçekten nereden baksan 10 stek et demek oluyor. Çiğ et ama olsun. Pişmiş et yapmak için şunun altına lav sistemi falan filan koyabilirsiniz ama ben ona girmeyeceğim. Çünkü ben köylülerde takasta kullanmak için aslında benim yiyecek sıkıntım yok. Sadece domuz çiftliği yapacaktım. Daha sonra dedim ki dün chatten bir arkadaş yazdı abi Hoglin farmı yapsana falan. Dedim mantıklı aslında yapılabiliyorsa yapalım. Çok sevdim bu farmı. Ve bitmek üzere arkadaşlar. Bütün blokları birleştirdik. Öncelikle her taraftan 2 blok normal buralara nesilyum koyacağız. Hoglin ne tarafa kaçmaya çalışırsa orada mantar olacağından dolayı mecburen buraya gitmek zorunda kalacak. Yani farm sistemi çok iyi. Bu blokta mob doğabilir. Mobun doğmasını engellemek için düğme koyuyorsun. Şeytan diyor git bir kürek al da gel ya. Ama üşeniyorum, cidden üşeniyorum şu anda. Tuzak kapılarını şöyle koyuyorsun. Her tarafına bunu böyle yapacağız. Mobların hepsi gerizekalı olduğu için bunu yapıyorlar yani. O yüzden tuzak kapıları mob farmlarında olmazsa olmaz şeyler yani. Anladınız mı? Bunların hepsi hunilere gidiyor bu arada. Toprak birikti muhtemelen. Evet, son iş. Böyle. Hayır, son iş değil. Meşalelendirmek lazım. Burayı kesinlikle yapmanız lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Burayı yapmadan çalışmaz. Meşaleleri elime almam gerekiyor. Ve meşaleleri artık düzgün yerlerine yerleştirmenin zamanı geldi. Farmımızın tadını çıkartacağız. Mantarların arasına meşaleleri koyuyorsunuz. Tamam mı? Camımızı koyuyoruz. Hayır. Camımızı koyuyorum. Ve şunu açayım. Şunun üzerine atlayayım. Tekrardan kapatayım. Şuraları kırıyorum. Şimdi tadını çıkarmanın zamanı geldi. Evet. Bitti. Birazdan doğacaklar. Evet. Doğuyorlar. 2 çiğ domuz eti, 1 zümrüt. Her şey para. Ben o zümrüt fenerini yapana kadar zümrütle ilgili her şeyi elde etmek istiyorum arkadaşlar. Zümrüt fenerini yapayım. Ondan sonra rahat edeceğim. Rahata kavuşacağım. Merak etmeyin. Bebeler lütfen. Anneleri bebeleri koruyun ya. Gerçekten onlar düşmesinler ya. 4 dakika oldu sadece. Hadi 5 dakika olsun. Aşağı inmenin zamanı geldi bence. 5 dakika geçti. Aşağı inmenin zamanı geldi. Şunun altına gelmeyeceğim. Şöyle geliyorum. Şuraya merdiven kursam. Bakalım kaç stek. 5 dakika içerisinde kaç stek toplamış olduk. Ona bir bakacağız şimdi. Maşallah. Şuraya da bir tane platform. Evet, hepsini alalım. Deriler de oldu. Bu toprak da bizim toprağımız arkadaşlar. İskele toprağı. Tamam, aşağı inelim. Dünyada akşam mı gece mi ne? Bakalım dünyada nereye çıkıyoruz. Hadi düzgün bir yere ver benim. Hiç fena bir yere vermedi bu arada. Şimdi ben bunun içine girdiğim zaman direkt olarak katman kayasının üstüne çıkıyorum değil mi? Evet.
direkt farma geldim. Çok güzel. Katman kayasının üstüne böylece çıkmış olduk direkt. Katman kayasını kırmamıza gerek kalmadı. Şimdi kasaplar. Bir sürü etim var. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? 2 tane çiğ domuz pirzolası, 1 tane zümrüt ediyor. 16 tane zümrüt durduk yere. Mükemmel. Senden de 16 zümrüt. Etti sana 32 zümrüt. Evet, bitti bu kadar. Daha satsalar daha da alacağım da satmıyorlar. Vay be. Ulan mükemmel ya. Ya her şeyimiz var ya. Maşallahımız var yani daha doğrusu. 32'lik ağaç büyüdü mü? Büyüdü. 36'lık oldu şu anda. Bekle, göstereyim sana. Burası tuzaklı yerimiz. Creeper'lar doğmadı galiba, değil mi? Evet, büyümüş. Evet, bütün ağaç büyümüş. 36'lık burada kalın bir ağacımız var. Burada da kalın bir ağacımız var. Bir ara keseceğim. Bunlardan bir tanesini bir ara keseceğim. Burada bayağı bir ağacım var da kesmeye şey yapıyorum ya. Ne bileyim, evlatlarım gibiler. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada TechArtCore'un bütün bölümleri var. Burada da en son bölüm var. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.